Emekliye zamdan bile güzel haber geldi. Şimdiden hayırlı olsun diyerek duyurdu. SGK uzmanı Özgür Erdursun, emeklilere zamdan bile güzel haberi şimdiden hayırlı olsun diyerek duyurdu. Ocak ayında %49,25 oranında zam alan milyonlarca emekli, yüksek enflasyon ve fiyat artışları karşısında bu artışın yetersiz kalmasıyla hayal kırıklığı yaşadı en düşük emekli maaşının 10 bin Türk lirası seviyesinde kalması, yoksulluk sınırında yaşayan emeklileri zor durumda bıraktı. Beklenen zam gerçekleşmeyince, geçim sıkıntısı çeken emekliler seyyanen zam beklentisine girdi. Ancak, programımızda seyyanen zam çalışması yok, açıklamaları emeklilerde büyük hayal kırıklığı yarattı. SGK uzmanı Özgür Erdursun, emeklilerin zam ve yaşam koşullarında iyileştirme taleplerine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Seyyanen zam beklentilerine dair, emeklilerin cebine para girmeyecek, diyen Erdursun, beklenmedik bir güzel haberi de duyurdu. Erdursun, hükümetin seçim sonrası uygulamaya koyacağı orta vadeli program hakkında bilgi verdi. Hükümetin en düşük emekli aylığını kaldırma planları olduğunu belirten Erdursun, hükümetin artık böyle bir uygulamayı ortadan kaldırma niyetinde olduğunu düşünüyoruz. İntibak yasasıyla birlikte emekli aylıklarının yatırılan primlere ve gün sayısına göre artırılmasıyla bu temel aylık meselesine son vermek istediklerini gözlemliyoruz dedi. Enflasyonda bir azalmanın Temmuz ayında beklenmesine rağmen SGK uzmanı Özgür Erdursun fiyatların o tarihe kadar yüksek kalacağını ve Temmuz'da artış hızının azalacağını belirtti. Ancak Erdursun, Temmuz'a kadar emekli maaşlarının önemli ölçüde değer kaybedeceğini savundu hükümetin Temmuz ayında asgari ücrete %25 ila %30 arasında zam yapacağını öngören Erdursun, aynı oranlarda emekli aylıklarına zam yapılması halinde bile en düşük emekli maaşının 10 bin Türk lirası seviyesinde kalacağını ifade etti. Özgür Erdursun, emekli maaşlarındaki sorunun çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, seçim sonrasında bile bu konuda adımlar atılmasının önemine dikkat çekti. Erdursun, bu sorunu çözmek için düzgün bir intibak gerekiyor. Bu intibak sayesinde emekli maaşları güncellenecek ve en düşük kök aylık ya da tamamlanan aylık gibi sorunlar ortadan kalkacak. Böylece emekliler enflasyon karşısında rahat bir nefes alabilecekler dedi.